İki sorun var. Bu güneşin tabii batıdan doğması konusu var. Zamanımız az olduğu için belki ona girebiliriz. Çünkü Hazreti Mehdi, Hazreti Kaç İsa, dakika var? Deccal dönemi, yani normalde aslında süremizi bitirdik. Bu soru için biraz uzatacağım. Tamam. İsterseniz biraz daha uzatabilirim. Problem yok ama Hazreti Mehdi, Hazreti İsa ve Deccal dönemini başka bir program yapalım. Çünkü o uzun. Yaparız O gene. süreç uzun. Yine kısmet olursa davet edeceğim. O soruyu sormadan önce bir soru var. Onu sorayım. İstiyorum izleyicilerimizden gelen. Hazreti Musa Efendimizin elini göğsüne atıp koyup çıkardığındaki o bembeyaz bir parlama mucizesini Onu açıklayabilir. açıklayamam. Onu ben de anlamaya çalışıyorum. Orada Orada ne yedi oldu? beyza diye geçiyor bu. Yedi beyza. Bu yedi beyzanın ne olduğunu ben çok aradım. Onu ne olduğunu anlayamadım. Çünkü o mucizevi bir şey. Onu gösterdiği zaman etkileniyor yani. Firavun ve etrafındaki insanlar etkileniyor. Hazreti Musa'yı hiç dinlemek istemedikleri halde orada dinlemek Yani zorunda şu anki kalıyorlar ve süreçte de tartışmaya biz bunu giriyorlar. anlayamıyoruz. Belki ileride mi O anlayacağız yedi teknoloji beyzaya gelişmesiyle? ait işaretler yeterli değil. Yedi beyza diyor geçiyor. Yani bembeyaz bir el çıktı. Yani göğsüne soktu, çıkarttı. Bembeyaz el nedir? Nasıl bir mucize olabilir? Işık mı saçıyordu? Ne yapıyordu? Yani onu bilemiyoruz. Beyaz el burada başka bir sembolik manada ben bağlantı da kuramadım. Onu bilmiyorum yani bilmediğim şeyi de Anladım. söyleyemem. O zaman son soru hocam, onunla da kapatırız. Artık son süreç. Tamam. Hani şu da çok söylenir ya, artık Müslüman kalmayacak. Güneşin batıdan doğmasıyla beraber son sürece, o pis bir döneme girilecek. Kıyamette artık Müslümanın olmadığı, işte tamamen inançsız, kafir bir insanoğlunun olduğu dönemde kopacak. Ama onu hep konuşurken tövbe kapısının kapanacağı, işte güneşin batıdan doğacağı süreç. Nasıl bir, yani biraz önce birinci bölümde, daha doğrusu dünyanın o ters dönmesi, manyetik alanın dünyanın takla atması falan, bunlar hep bu şekilde açıklanıyor. Böyle bir reelde hareketli olacak bir şey mi? Yoksa kün feyekün, ol dedi oldu ve güneş buradan Bunlar doğdu. bir anlık şeyler değil. Dönecek mi oradaki dünya? Anlık şeyler değil. Şey dünyanın takla atması bir günde oluyor ama o senin söylediğin tövbe kapısının kapanması şu bu bunlar biraz süreç. Orada anlatılan hadislerde sembolik şeyler. Bak şöyle başlangıçta anlatmak istediğim şeyi anlatayım. Şimdi 2028'den dedik. 72 sene sonra 2100'e geldik. Burada takla atıyor dedik. Yani ben kendi tasarımımı söylüyorum. Takladan mealen ne söylemek Ya istiyorsun? güney kutbu kuzeye geliyor, kuzey güneye Yani geliyor. dünyanın şekli, o küre olarak baktığımız dünya yer mi değiştirecek anlamında? Tam iyi Dünyanın dönüşü açıklansın gene ise aynı soru. şekilde Tamam. devam ediyor. Takla attığı zaman güneş etrafındaki dönüşü Ama onun değişiyor. bir tetikleyen bir şey mi Var var? tabii. Ne olacak o? Onu Biliyor mesela musun? 11 şiddetinde deprem olma ihtimali Yani bir çok kuvvetli. sallantıdan sonra bir dönüş mü olur orada, olabilir Zaten diyorsun şu sen? anda bu manyetik taklaya yakın yani kutup dairesi 5 derece veya 10 derecelik kutup dairesi dediğimiz bir kuşak var. Yani kutup noktasının Evet. kutup dairesi var. Şimdi kutup dairesinin sınırına gelmiş durumda. Yani 500 kilometrelik sınıra gelmiş durumda. Manyetik kutup. Gerçek kutupla aynı yerde değil. Onun için bu en ufak bir şey bekliyor. Bir ivme bekliyor. Bu ivme ne olabilir? Benim tahminime göre dünyanın iç çekirdeğinin şu anda dünyanın dış kabuğuyla dönüşünde bir uyum var. Bu uyum eğer dünyanın dış kabuğu yavaşlarsa iç çekirdek hızlı döneceği için bir uyumsuzluk olabilir. Burada manyetik alanda farklılaşma bunu taklayı attırabilir. Yani kutup dairesinin dışına çıkar manyetik alan. O zaman da takla atar. Bu ne olabilir? Çeşitli yorumlar var. 11 derecelik 11 kuvvetinde depremler bunu yapabilir deniliyor. Yani dünyanın mantosunun dönüşüyle iç çekirdeğin dönüşünün uyumsuzluğunu oluşturabilir. 11 derecelik depreme ne şey yapabilir? Yani 9 şiddetinde depremler oluyor mesela 20 yılda 30 yılda bir. Ama bunlar birikirse mesela bunda Kadir Sütçü söylüyor. Bunlar olmaz 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 20 sene 40 sene 50 sene olmaz da birikir birdenbire 11 şiddetinde olabilir. Evet. Kadir Veya hocamızın da ilginç yorumları var. Bir yerden yakaladı o. Tabii. Güzel bir Şimdi yerden yakaladı. bu depremi ne tetikler? Dünyanın dışından güneşteki patlamalar tetikleyebilir mi? Veya işte Marduk gezegeni gelecek, şu olacak, bu olacak, değişik
görüşler var. Ama benim tahminim bu manyetik, yani kutup dairesinin 5 derecelik alanın dışına manyetik kutup çıkarsa bu her an olabilir. Zaten sınırda şu anda. Sınırda, yani en ufak bir şey. Yani bir büyük de, bir de Kadir Sütçü şunu söylüyor. 20 senedir de 9 şiddetinde deprem olmuyor diyor. Yani bu 10-11'e gidiyor diyor artık diyor. Toplanıyor artık. Ya toplanıyor. Yani birdenbire 11 şiddetinde olabilir. O zaman da bu uyumsuzluk olunca bu her an olabilir. Zaten 2028 ile 2100 arasında olacak. Şimdi bak 2028, 2100'e geldik. Burada kutup taklası oldu. Tersten de olmaya başladı. 2170'e geldik. 2170'in sonlarına doğru burada bunun içinde bu Deccali sistem yok oluyor ve Mehdi ortaya çıkıp bununla mücadele ederek bunu, burada tek dünya devleti olmuş zaten 2100'e kadar. O tek dünya devletini devralıp bütün sistemi tersine çeviriyor. Hadislerden anlıyoruz. Ekonomi tersine dönmüş, adalet sistemi tersine dönmüş. Yani bugünkü bütün adaletsizlik kalkmış. Bereket bolluk olmuş. Ekonomide para, altın işe yaramaz hale gelmiş. Bütün sistemler herkesin erişebileceği adaletli hale gelmiş. Şimdi bunun son döneminde, yani Mehdi geldi. Mehdi'nin son 7 senesi Hazreti İsa ile birlikte. Hazreti İsa'nın nuzuluyla. Yani 33 sene Mehdi. 7 sene Hazreti İsa ile beraber. Ondan sonra da 33 sene Hazreti İsa. Burada ne oldu? 66, 70, 73 sene falan. Şimdi burada 72 sene. Burada 72 sene. Bir 72 daha böyle koyduk. Bundan sonra Yecüc Mecüc saldırısı bunun son döneminde. Hazreti İsa'nın son döneminde olduğunu. Yecüc Mecüc'ten o saldırıyla da 250 sene geldik. İşte ondan sonra olay ufkuna yakalanıp 120 senelik çatırtı dönemi. Burada göktaşları düşüyor, dünyanın denizler kaynıyor, şu oluyor. Orada zaten insanın yaşamasına imkan olmayan bir dönem. Dümdüz oluyor dünya, kara deliğe yakalanıyor ufkuna. Güneş tepede bir şey boyu, güneş de yakalanıyor. Nasıl o şeyler? Bütün tarifler sistemin kara deliğe yakalanmasıyla ilgili. Burada şunu mu anlamamız lazım? Tabii burada hani kelimeleri de düzgün seçeyim istiyorum. Çünkü bilmediğimiz, Allah'ın bildiği bir şey. Ben bilirim sadece diyor. Biz öngörülerle şimdi bazı rakamlar ve yıllar çıkartıyorsunuz. Ben bilirim sadece demiyor ya. Bir şey demiyor. Anlatıyor. Hayır, kıyametle ilgili. Kıyametin sahnesini anlatıyor. O sahneyi sen bakacaksın, bu sahne nasıl olur? Mesela güneş üstünde, yok, tepede. Zamanıyla ilgili hani Allah'ın bildiği bir şey. Zamanın kıyamet, tabii canım. Hani, ama şunu diyeceğim. Hani kıyamet mesela şu anlamda çıkar mı? Mesela bugün deprem olacak. Bunu atıyorum tarihini, saatini siz biliyorsunuz mesela, değil mi? Diyorsunuz ki bunu sadece ben biliyorum, olacak. Hani şey olarak söylüyorum, mealen söylüyorum. Evet. Ama bugün olacak. Akşam 7'de olacağını siz biliyorsunuz. Ama belli öngörülerle ben de bugün olacak, sabah da öğlen de hani bekleniyor demek. Onu aslında şirk koşmak da değildir. Yok ki. Yok canım, şirk koşmak değil. Bak, tam şimdi zamanını, gününü, saatini, saniyesini bilemeyiz. Neden söyleyemezsin? Ama bir öngörüyle işte 500 yıl, 600 yıl gibi bir şey, yok, denilebilir bak mi anlamında tam söylüyorum. Tam zamanını diyelim ki ben buradan araştırdım. Hı-hı. Çok yani sağlam. O ayrım o mudur acaba? Hani şöyle bak, burada bu da gözlemci ilkesini anlaman lazım. Bu kainatın yapısını Allah belirsizlik ilkesi üzerine kurmuştur. Bu bilimsel bir ilke. Yani aşağıdaki kuantum sistemi belirsizlik üzerine çalışıyor. Hiçbir şey belirli değil. Elektronun yerini tespit ediyorsun, zamanını bilemiyorsun. Zamanını tespit ediyorsun, yerini bilemiyorsun. Şimdi belirsizlik ilkesi ne demek? Buraya bir gözlemci dahil olursa bunu değiştirir demek. Yani sen şimdi, ben araştırdım. Bir şeyi öğrendim. Dedim ki yarın şu olacak. Fenerbahçe gol atacak. Kazanacak maçı. Kesin mi? Kesin. Bütün kaynaklardan kesinleştirdim. Kendime göre söyledim. Bu %100 doğru isabet ettirmiş olduğumu da düşünelim. Ben bunu söylediğim anda bu sistemi bozmuş olurum. O benim söylediğim gibi olmaz, başka türlü olur. Neden biliyor musun? Gözlemci olaya girdiği anda olayın bir parçası olur ve olayı değiştirir. Yeni bir faktör girer. O faktör sistemi başka yöne çevirir. Burada kaderin kaç tane nüansı olduğunu anlamakla ilgili. Bunu da şöyle kapatayım. Şimdi oturdu. Hazreti Ömer bir Şam'a doğru ordu fetih yapıyor. Şam'ı alacaklar, bir kaleye geliyorlar, veba var. Komutanlar aralarında şeye düşüyorlar. İçeriye girelim mi, girmeyelim mi? Bir tanesi diyor ki
Ya peygamberimizin karantina hadisi var. Veba varsa içeridekiler dışarı çıkmasın, dışarıdakiler de içeri girmesin. Biz bunu uygulayamıyorlar. Öbürü diyor ki işte Ebu Ubeyde, korktunuz mu? Niye girmiyorsunuz falan filan? Kaderden mi kaçıyorsunuz? Şimdi Hazreti Ömer'i çağırınca da aynı lafı da Hazreti Ömer'e haber veriyorlar. O da Medine'den geliyor. Artık kaç gün geçiyorsa orada bekliyor yani. Bu tartışmalar Hazreti Ömer'in huzurunda oluyor. Hazreti Ömer şöyle cevap veriyor. Evet, Allah'ın bu kaderinden kaçıyorum. Öbür kaderine sığınıyorum. Yani buradan şunu anlıyoruz. Allah'ın kaderi tek değil. Sonsuz seçenekler var. Bu belirsizlik ilkesi demek. Bilimsel adı bunun. Bu şu demektir. Gözlemci devreye girdiği zaman bozar. Sen yarın Fenerbahçe'nin kaçıncı dakikada gol atacağını bilsen, galip geleceğini bilsen bile bunu başkasına söylemediğin müddetçe evet tutturursun ama senin bir işe yaramaz. Söyle, yani ben bir şey buldum, söylemiyorum. Bu ne demektir? Bulmadığımla eşit. Ama buldum söylediğim zaman onu değiştirebilirim. Değiştiririm de değişir. Ama hangi nüansı değişeceğini bilemem. Mesela 10. dakikada gol atacaksa 10. dakikada gol atmaz, 11'de atar. Veya 10. dakikada o gol atacaksa gol yemiş olur. Yani kaderin nereye... Bunu çünkü Hızır'la ilgili şeyler de Hazreti Musa ben sana tabi olabilir miyim dediği zaman sen bana tabi olamazsın. Buna senin hafsalan yetmez, gücün yetmez diyor. Çünkü bu kontrol edilemez bir sistem. Burada neyi anlatıyor? Bu belirsizlik ilkesini ve gözlemci ilkesini anlıyoruz buradan. Yani bir peygamberin de bu örnekten yola çıkarsak onun gücünün yetmeyeceğini söyleyen Hazreti Hızır'ı evet, alırsak kontrol bir edemez. Normal bir insanın bunu zaten zaten normal insan o da canım yani peygamber ama olması peygamber Allah'tan bir vahiy var bir ama belirli ekstra. Bir şeyde vahiy dediğin şu yani belirli bir ölçülü bir bilgi. Yani o insanları şu yönde eğit, şunları anlat diye peygambere verdiği ölçülü bilgi. Şimdi onun içinde mesela Kur'an-ı Kerim de peygamberimize vahiy ama Hızır'la Hazreti Musa'nın hikayesini anlatıyor ve o ölçülü bilginin içinde sırlar var. O sırları ne söylüyor ona? Senin hafsalan buna yetmez. Ya bu ne demek? Ben bunu nasıl anlayabilirim? Bu şu demektir. Burada kontrol edilemez bir sistem var. Zaman içerisinde bir değişiklik yapıyoruz. Belirsizlik ilkesi var. Ne sonuç vereceğini bilemezsin. Orada onun da beşer olduğunu ortaya çıkartıyor aslında. Tabi Hızır'ın da beşer olduğunu. Hani Peygamber ben de kontrol edemem. Efendimiz'e de hani bir olay karşısında vahiy mi senden mi? Hani gibi sahabelerin sorduğu var ya hani vahiy mi yoksa senin yorumun tabii yani senin kendi görüşün mü vahiy mi? Vahiy ise tabi olacaklar. Görüşüyse o da görüşünü söyleyecek. Şimdi burada bu belirsizlik ilkesi olduğu zaman burada geleceği ben bilirim diyen yalan söyler. Geleceği bilemezsin ama aşağı yukarı kestirim yapabilirsin. Burada da o senin ne kadar etki ettiğin, ne kadar değiştirdiğini Allah bilir. Sonucunda ortaya çıkar o. Yani burada sistemin nasıl davranacağını bilemezsin. Kaç tane faktör devreye girmiş? Senin bu söylediğin sözle ilgili olarak hangi faktörler etki etmiş? Çok yakın bir sonuç da çıkabilir. Tam tersi bir sonuç da çıkabilir. Yani burada kontrol edilemez bir sistem var. Zaten bak bunu da Nuh suresinden anlıyoruz. Aslında Hazreti Nuh'un kavmine seslenişinde benim bu oradaki yorumuma göre de çok ileri bir teknoloji var. Çünkü Hazreti Nuh öyle şeylerden bahsediyor ki bak şu gökyüzünün katlarını bilmiyor musunuz? Görmüyor musunuz? Şunu görmüyor musunuz? Bunu görmüyor musunuz? Şimdi gökyüzünün 7 kattan oluştuğunu ilkel bir insana anlatsan ne der sana? Oradaki insanlar anlıyor onun sözünü. Çünkü onları etkilemek için söylüyor. Diyor ki bak bu kadar bilginiz var. Hala da Allah'a inanmıyor musunuz? Şimdi orada çok ileri bir teknoloji olduğunu ve bunların aslında kadere bile çünkü azgınlaşıyorlar, hiç şey yapmıyorlar. Kadere bile belirli oranlarda müdahale ederek sanki biz ilahlaştık. Hani Allah yok, peygamber yok, sen ne söylüyorsun falan gibi ona alay ediyorlar. Hatta onun üzerine sistem kuruyorlar. Hani mekruh, mekeru bana tuzak kurdular da kurdular falan diye orada hı hı. Ayette de. Yani onu doğru bir şey anlattığı için... Onlar kendileri artık biz hani bütün sistemi çözdük, sır kalmadı. Kadere bile müdahale ediyoruz. Sen ne anlatıyorsun? Seni buradan def ediyoruz. Ona tuzak kuruyorlar. Onun sistemini anlattığı şeyleri etkisizleştirmek için. Oradan bile anlıyoruz yani. Evet. Kutalt Bey göndermiş bir mesaj. Tabii Yecüc Mecüc konusundan yola çıkarak göndermiş ama Yecüc Mecüc çok gelişmiş bir uygarlık mı?
Yoksa insanlık elindeki teknoloji o dönem yok olacak da o yüzden mi karşı koyamayacaklar falan diye. Ya da o dönemin insanlarının teknolojisinin üstünde bir teknolojiyle. Yani bunlar uzaydan saldırıyorsa zaten ileri bir teknoloji. Zaten o hadislerde de alet edevatlarından insanlar 7 sene şunu yapacak, 7 sene bunu yapacak deyip hadisleri anlatmasından, alet edevatlarından oradan teknolojilerinde insanlık geliştirdiği için onların ileri teknolojiye ait, hatta zaman yolculuğu yapan veya işte antimadde dünyasından geliyorsa boyutlar arası kapıyı açıp oradan gelebilen şeyler olabileceğini de anlıyoruz. Zaten bugün şu anda Yecüc'ü Mecüc'ü getirmeye çalışıyorlar gibi. Öyle anlaşılıyor bu CERN'de mörnde yapılan deneyler. Kıyamet kopsun da bitsin gitsin diyorlar yani. Kıyamet, insanın bir inmesiyle ilgili kopsun, çalışmalar şöyle, var. Sen kıyameti beklersen çok beklersin. Çünkü herkesin kıyameti ölüm. Ölünceye kadar yani kendimizi bizim nasıl Allah'ın sistemine adapte ederiz, ona uygun yaşarız, ona bakmamız lazım. Yoksa kıyamet öldüğümüz zaman zaten bizim için kopuyor. Yani beklemeye gerek yok. Dünyada düzgün yaşamaya bakacağız biz.